9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 451. Okuduğunuz metinden alınan, kent son yıllarda büyüyerek ovaya doğru inmiş ve karşı yamaçlarına doğru yayılmıştır. Ve bodur akasyalar, serilip serpilen gölgeleriyle insana yıllanmış çınarlar gibi heybetli görünür ve çepeçevre boz tepeler, öbek öbek mor salkımlarla örtülür. Cümlelerinde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. İnmek, yukarıdan aşağıya doğru gelmek, heybetli olmak, korku ve saygı uyandıran görünür, serpilmek, gelişip büyümek, boy atmak, yıllanmak, üzerinden bir ya da daha çok yıl geçmek, eskimek, yayılmak, yaymak eylemi yapılmak ya da yaymak eylemine konu olmak. 2. Okuduğunuz metinlerin hangisinde gerçek anlamlı kelimeler daha çok kullanılmıştır? Cevap, Ankara Kenti adlı metinde gerçek anlamlı kelimeler daha fazla kullanılmıştır. Çünkü bu metinlerde amaç okura bilgi vermektir. Bundan dolayı sözcükler ilk yani temel anlamlarında kullanılmıştır. Üçüncü okuduğunuz metinlerin anlatım biçimleriyle düşünceyi geliştirme yollarını tespit edip bunları aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap, Anlatım biçimleri. Cevap, Ankara Kenti adlı metinde açıklama anlatım biçimi kullanılmışken, Panorama başlıklı metinde ise öyküleme ve betimleme anlatım biçimleri kullanılmıştır. Düşünceyi geliştirme yolları. Cevap, Ankara Kenti adlı metinde tanımlama sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmışken, Panorama başlıklı metinde ise alıntı yapma ve betimleme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır. Ankara Kenti. Cevap, Ankara Kenti adlı metinde açıklama anlatım biçimi kullanılmışken, tanımlama sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır. Panorama. Cevap, Panorama başlıklı metinde ise öyküleme ve betimleme anlatım biçimleri, alıntı yapma ve betimleme gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır. Dördüncü, Ankara Kenti adlı metinde sayısal verilerin kullanılması metnin anlatımını nasıl etkilemiştir? Cevap, metnin güvenilirliğini ve inandırıcılığını arttırırken, aynı zamanda okurun metnin içine daha fazla girmesini sağlamıştır. 5. Panorama adlı metinde güneş batarken, Ankara'nın hali nasıl tasvir edilmiştir? Tasvir edilen bu bölümlere örnekler gösteriniz. Cevap, yazar kendi görüşüne ve sözcükleri seçimine göre metnini oluşturmaktadır. Şu şekilde tasvir etmiştir. Bu mevsimlerde akşam üstleri güneş batarken Ankara ne kadar güzelleşir. Kan kırmızı yuvarlak bir külçe karşı dağların üstüne doğru yavaş yavaş inmeye başlar, yekpare, geniş bir billur parçası haline giren ufuktan misli görülmemiş bir renk ve ışık yağmuru boşanır ve bütün gün, derme çatma binaları, ıssız caddeleri, yetim anıtları, bodur akasya ağaçlarıyla çiğ bir aydınlık içinde uyuşmuş kalmış çıplak şehrin çelimsiz gövdesi. Birdenbire en halis erguvanlara bürünmüş olarak silkinip doğrulur. 6. Panorama adlı metinde o döneme ait kültürel ve sosyal özelliklerle ilgili neler söylenebilir? Cevap, yerli halkın güneş batmadan evine dönme alışkanlığı devam etmekte, o zamanların güvensiz ortamından dolayı ise esnaf erkenden kepenk kapatmaktadır. 7. Okuduğunuz metinlerde bilgi ve yorum cümlelerine örnekler bulup bunları aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap, yorum cümleleri. Cevap, bunlar, başlarını çevirip sağa sola bakmazlar bile. Rahat ve kalantor gösterişlerine rağmen için kaygılı bir halleri vardır. O yetim anıtların başları yanar döner halelerle süslenip şanlanır. Bodur akasyalar serilip serpilen gölgeleriyle insana yıllanmış çınarlar gibi heybetli görünür ve çepeçevre boz tepeler, öbek öbek mor salkımlarla örtülür. Bilgi içeren cümleler. Cevap, Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi burada toplandı. 13 Ekim 1923'te yeni kurulan Türkiye Devleti'nin başkenti olarak kabul edildi ve bu devletin yönetim şekli olan Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te Ankara'da ilan edildi. O sıralarda kentin nüfusu 74 bin kadardı ve henüz ilk yeşil şeridin ötesine taşmamıştı. 1927 sayımında 74.553.
8. Birleşik kelimeler, tek bir kavramı karşılamak üzere en az iki kelimenin çeşitli yollarla bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerdir. Ankara kenti metninden alınan Ankara kenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentidir. Cümlesindeki başkent kelimesi, panorama metninden alınan Ossız caddeler, bir donanma gecesinin parıltılarıyla dolup taşar cümlesindeki dolup taşar fiili birer birleşik kelime örneğidir. Siz de okuduğunuz metinlerden birleşik kelime örnekleri bulup bulduğunuz örneklerin altını çiziniz. Cevap: Akarsu Demiryolu Kale Tenaz 9. Okuduğunuz metinlerde ilan edildi, farz ederler, birleşik kelimelerinin ayrı, bir takım, ağır başlı, vazgeçmemiştir, birleşik kelimelerinin bitişik yazılmalarının nedenlerini söyleyiniz. Cevap: İlan edildi vs. neden ayrı yazılır? Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. Bir takım, ağır başlı vs. neden bileşik yazılır? Biraz, birkaç, birkaçı, bir takım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı sayfa 45 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.